İyi akşamlar. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Beyaz TV'ye sizin kanalınıza hoş geldiniz. Yazıklar olsun sana Apo. Ey Karagümrük Apo abi. İyi akşamlar diyeyim Rasim'cim. Yazıklar olsun. Rasim'cim. Ben bugün Ertem kardeşimin ve Sinan abimin yanındayım. Beşiktaş'ın yaşadığı büyük bir şanssızlıktır. Ertem'cim, senin attığın tweet de büyük bir ayıptır. Ne tweet attı? Abdülkerim Durmaz'a yakışmaz. Ne tweet attı? Ne attım oğlum ya? Ne tweet attı? Ne yapmış ya? Attığın tweet'i biliyorsunuz. Sen Twitter kullanıyor musun? Ara sıra. Sen tweet mi attın Abdülkerim abi? Bak bilmiyorum. Abi yanındaki tweetçiyi de. Attı tweet attı beni bana unutmayın. Sen yapma Rasim. Hadi yanındaki tweet canavarı da. O tweetle atıyor. Tweetle kalkıyor da sen tweet atmazsın. Çok atmam. Ertem bırakalım. Ertem'le tek bir şey söylüyorum. Lütfen arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'ten yıkılmışımı koyun. Boşver abi, Şener, yıkılan mı kılan yok. Ertem Şener yıkıldı, gözümün önünde yıkıldı. Dur takıldım. Böyle Eyfel Kulesi gibi yıkıldı. Ertem ne tweet attı? Var mı? Böyle. Abdülkerim abi ne tweet attı? Bu kaseti saklayın. Bir gün lazım olur. Dedin hocam. Dedin. O bakın, kaset. 48 saat arayla iki tane maç oynandı Türkiye'de. Antalya Başakşehir ve Beşiktaş Fenerbahçe. Bir şey fark ettiniz mi? Maç pekala 0-0 bitmişti Antalya-Başakşehir. Tabii. Son dakika. 0-0. Yani 50. dakikada da maç berabere biter. Beni al ekranda. 70. dakikada da maç berabere biter derken Emre Belözoğlu 35 metre bir top attı. İşte Napolyon'u denen ilk 11 oyuncusu ayağını vurdu. İyi vurdu. Başakşehir kazandı. Dakika 90. Bugün ise yaşanan olayı ben 40 yıllık futbolun içindeyim. Çakar'ın müziğini verin. Asla görmedim. Şeyin işte geçen haftaki o... Ertem sen de kendine gel artık. Maç bitti 2 saat 3 saat geçti oğlum. Kendine gel. Ben kendineyim abi. Ya kendine abi. Tamam. Kendine gel. Geçen sene bir 41'leri vardı, 28'leri vardı, 38'leri vardı hocam. Ne anlatıyor? Ya bakın beni lütfen meczup sayın. Bir, beni ruh hastası telakki edin. Beni şovmen telakki edin. Beni felaket taciri kabul edin. Beni komplo teorisini hazır mı Ahmet Hoca'nınki olarak düşünün. Ama tsunami'nin geldiğini hissedin. Bakın 3 hafta önce 4 hafta önce biz de %99 şampiyon diye ben dahil Türkiye'deki bütün spor yorumcular iş bitti dedik. Ben ne dedim hocam? Fakat 3 haftada olay öyle bir boyuta geldi ki bu dakikadan sonra Başakşehir bütün maçlarını kazandığında Beşiktaş'ın ilk puan kaybında Başakşehir'liler olur. Çünkü ikili avaraj Başakşehir'de. Fakat bir de böyle perşembenin gelişi çarşamba var. Ben geçen hafta bir şeyler söylemiştim. Ve bu kaseti saklayın demiştim. Evet. Hazır mı Ertem? Hazır hocam. Bir gelsin ekrana. Bir gelsin hocam. Ekrana. Bir saniye gelsin bir ondan sonra rahatsız kesiyorum. Bir gelsin hocanınki. %90 hala şampiyon. Biz senin istifa etmeni istemeyiz onu. Fenerbahçe'yi kaybederse o %60 diye 60 TL'ler. Fakat doğrudur. Şu anda iddia oynayacak olsak Beşiktaş şampiyonluğunu oynarız. Türkiye'de de herkes şu anda Beşiktaş şampiyon. Yalnız benim kafamı kurcalayan pis bir şey var. Hayır, Allah istifa. Allah. Çok pis bir şey var. Ne oldu? İki pis şey var daha doğrusu. Ne oldu? Pis derken o kişiler değil. İki tane beni rahatsız eder. Hep tarih tekerrürden ibarettir. Bakın. Genel Cumhuriyet tarihi, insanlık tarih 300 yılda bir şey yapar. Depremler de öyle. İşte devrimler olur hocam. Şuna. Fransız devrimi gibi. 1996'da Türk futbol tarihinin en büyük sürprizini, en büyük acısını. Kabir azabı gibidir. Bir de Allah kimse. Trabzon tarihinde devrim yok. Trabzon tarihinde. Trabzon'un hayatını olumsuz yönde değiştirdi. İsin, ve başında Şenol Güneş vardı. Beni rahatsız eden olayların başı biri Şenol Güneş. Kötü anlamda söylemiyorum. Tarih tekerrür edecek mi diye. İki. Yanlış anlama beni diyorsun. Küçük yaştan beri baykuşları sevmem. Baykuş? Baykuş. Çok pis oteller. Sesini sevmem. Evet, şimdi Ertem toparla. Şimdi hoca çok güzel bunları anlattı. Evet. Geçen sene de anlattı. Güzel anlatmış. Bir dedi ki beni dedi kazık mazık veya olmadı. Ben bir şey getirdik. Buraya bir kobra geldi, yılan geldi falan ve onunla dans etti hoca burada oynadı. Hocam bu sene sana ne getirelim? Ben. Sana ne doluyalım bu yine, sene? Yine. Ne doluyalım? Ne doluyalım demek ya? Ne getirelim? Hayır, tekrar bak yanlış anladınız beni. Ya niye yanlış anladın? Ben şunu demiyorum. Beşiktaş şampiyon olamayacak demiyorum. Ne diyorsun? Zorlanacak diyorsun. Geçen hafta %90. Geçen hafta %90 şampiyon diyorum. Ama bu gecede. Şimdi bakın. Bir dakika. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği bu gece.
7 Mayıs gecesi. Hocam, yine %70, %75 Beşiktaş Hortum şampiyon olur. Ama rüzgarın geldiğini, tsunami'nin geldiğini hissediyor musunuz? Bakın. Hissediyor. Baykuş, ver şu baykuşu bir de. Ver baykuşu. O baykuş ya, ver sesini baykuş hocam ya, baykuş çok uğursuz bir hayvan ya. Bırak şu baykuşu, ha, sevmem. Bunu baykuş kabul ettin ya mi? Uğursuz hayvan oldu. Hocam olabilir de. Bakın arkadaşlar. Yönlendirme Beşiktaş'ın aleyhine çalışıyor. Burada bunu kimse farkında. Hocam peki bir şey, sonuçta bu kartal, bu baykuşu parçalayacak mı? Oraya gelelim biz. Yani sen diyorsun ya Beşiktaş yine olacak. Bir onu da alalım en son. Söyleyeyim. Sen Pamuk Prenses, Yedi Cüceler'i tanır mısın? Evet. Pamuk Prenses hikayesini bilir misin, Yedi Cüceler? Bilmez miyiz? O gibi onunla büyüdük hocam biz. Onunla büyüdük. Onunla büyüdük. Kısaca özet şu yani. Özeti şu. Bir tane kral var. Çok da güzel bir kızı var. 15-16 yaşında. Kralın karısı ölüyor. Kadın bir kral bir kraliçeyle evleniyor. Kraliçe de alımlı güzel bir kadın ama yaşı birazcık geçkin. Kadın kompleksi, narsist. Her gün aynanın karşısına geçiyor. Diyor ki ey ayna, güzel ayna söyle. Bu alemlerin en güzel kadını kim? Aynada her sabah kraliçem, dünyanın en güzel kadını göster sizsiniz hocam diyor. Hazır, bu yıllarca prensiz giderken bir sabah yine kalkıyor, süsleniyor püsleniyor kraliçe. Diyor ki ey ayna, güzel ayna söyle, bu alemde en güzel kadın kim diyor. Kraliçe tabii hazır, ayna diyecek ki sizsiniz. Ayna diyor ki kraliçem, yıllardır hep en güzel kadın sizsiniz ama artık prenses, yani eşinizin ilk hanımından olan üvey kızınız sizden daha güzel. Artık genç bir kadın oldu, genç bir kız oldu. Senden ve artık bu alemin en güzel kızı siz deyince kraliçenin bütün nevri dönüyor. Kızı öldürtmeye çalışıyor. Kız kaçıyor, bir avcı buluyor falan ve hikaye devam eder. Bakın. Bu sabah veya bugün saat 19'a kadar her Beşiktaşlı 6 aydır aynaya baktığında şunu diyordu. Ey ayna, güzel ayna söyle. Bu sene şampiyon kim? Ayna. Çok tabii ki akıllı bir ayna. Beşiktaş'ım sensin bu sene de şampiyon derken bu gece 21.45'ten itibaren şunu diyor o ayna. Beşiktaş'ım hala en büyük favori sensin ama arkada sembolü Başakşehir olan, sembolü baykuş olan Başakşehir isimli tuhaf küçük bir semt takımı geliyor dedi. Şu anda açık konuşuyorum. Geçen hafta Yusuf'tu. Bu akşam Sinan ve Ertem nezdinde tüm Beşiktaşların Pamuk kalbinde Prenses Yedi Cüceler iri siyah yazılmış. Yusuf daha çok oturdu. Bir dakika. Üstelik cevap vermem. Üstelik lazım. Eğer bu ülkede biraz adalet varsa sporda. Üstelik bu ülkede ceza kurulları, bilmem ne kurulları varsa objektif çalışabiliyorlar çünkü çalışmadığını gördük. Talisca en az 2 hafta olmaması lazım. Niye? Çünkü emsal var. Van Persie'nin sağ elini şortun içine sokup benim algıma göre, lütfen bundan sonra sulandırmayın, bunu bir tıp doktoru ve spor adamı, tenasül uzvu nahiyesini okşayarak karşı tarafı taciz etmesinden hocam, dolayı Van Persie ceza kurulundan ceza aldı. Bugün 3 maç. Yine Fenerbahçe Beşiktaş 3 maç mı aldı? 3 maç aldı. Güzel. Fenerbahçe Beşiktaş maçında Talisca dünyanın her yerinde kaldı ki o gün Van Persie'nin hareketini şöyle çevirebilirler. Efendim şortunu düzeltiyormuş. Bu adam hep bunu yaparmış derken bugün hiçbir yoruma açık olmadan Talisca dünyanın her yerinde hakaret kabul eden orta parmağını kaldırıp diye göstermek istemiyorum. Diğer parmaklarını kapatarak 3 metreden Volkan'a ağır hakaret etti. Bunu yolda bir adama yaparsanız kavga çıkar. Böyle daha enteresan tutucu yerlerde yapsanız adam bile vurulabilir. Şimdi normal şartlarında Oğuzhan sakat. Öpücükleri de var hocam. Talisca ceza alacak. Ve üstelik Beşiktaş'ın geriye 4 maçı var. Artık çanlar sizin için çalıyor. Hocam bir müsaade edersen. Evet. Bir. Evet. Beşiktaş Yusuf falan etmiyor. Ediyor. Etmiyorsa zaten hocam, çok büyük yanlış. Hocam o sen öyle kendini inandırıyorsun. Ben inandırmıyorum. Sonra Beşiktaş. Hocam. Peki kolayı var. Şimdi arkadaşlar ben ve arkadaşlarım. Beşiktaş kaybederse ben buradan ayrılacağım. Kolayı var. Ben ve arkadaşlarımın desteklediği bir yerli spor mecramız var. Sosyal platformumuz. Bu ne de aslanıma rica ediyorum. Açın kardeşim. Bugünkü Fenerbahçe beraberliğinden sonra Beşiktaş'ın hala şampiyon olacağına inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Hayır inanmıyorum. İddia ediyorum. 60'a 40 baraminde bir şey çıkar. Hangisi neyle çıkar? Bu arada asistanım Necati, lütfen kardeşim şu anketi voleye benim için yaz. Bu arada voley sayfasında, volede tribün sayfası var. Sohbet odamız var. Beyaz futbol
adı altında. Orada da sizin mesajlarınızı görüyoruz. Sinan Engin de, Rasim de, Abdülkerim Durmaz da, Ahmet Çakar da, ben de. Şimdi tribün sayfasına girin. Oradan da değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Voleyi evet, iOS ve Android uygulamalarını cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirebilirsiniz sevgili seyirciler. En son Tugay Kerimoğlu da aramıza katıldı. Voleyi onu da belirtelim. Ertem, şimdi hoca da geldi mi? İyi. Şimdi hoca çok güzel konuşuyor. İlim adamı olduğu için, çok güzel doktor olduğu için. Doktor. Bayılıyor abi şimdi. Doktor, çok güzel abi. Anlatıyor. Çok güzel anlatıyor ama seviyorum. Sonuçta diyor ki olacak Beşiktaş ama diyor sıkıntı var diyor. Herhalde abi sıkıntısız şampiyonluk olunmaz. Bir dakika. Çünkü Sinan abi çok özür dilerim. Ne oldu? Kimin otobüsü taşlanmış? Çok özür dilerim Sinan abi. Bağışlar olursun. Bursa Spor'un takım otobüsü taşlanmış. Eyvah. Sıkıntılar var deniliyor. Görüntüleri hazırlıyor arkadaşlarımız. Normal Ertem. Bursa Spor takım otobüsünün görüntülerini getireceğiz. Normal Ertem. Geçmiş olsun. Abi evet, yapar abi. Yani. Bir şey söyleyeyim sana. Saldırılmış, 6 tane yenilmiş, bilmem ne olmuştu falan da filan da onun önlemi alınması lazım. Yani böyle bir olayın Bursa'da böyle bir olayla karşılanacağı bellidir. Bunun önlemleri alınması lazım bunu. Yapmayın. Bu yani 6 taneymiş sen Bursa bu şampiyon Bursa takımı olmuş. 3 hafta yani, 16-7 ya. Bir şey söyleyeyim. 5-5-6 yani, ya. Bu tarihte bir şey yani Bursa'nın. Bu ben hani olmalı normal demiyorum. Yok yok. Bu normal olacak çünkü bunu önlemini önlem, alması evet. Lazım emniyet. Seyirci çünkü yani gösterecek. Delirmiş abi yani Bursa Spor tarihinde böyle bir şey zannetmiyorum oldu. Şimdi yaşanmadı yani. Beşiktaş hoca çok güzel anlatıyor. Yusuf falan değil. Beşiktaş hala lider. Beşiktaş'ın maçları Başakşehir'e göre daha kolay. Hala lider. Futbolun zaten enteresan oyun olması, futbolun çok sevilmesi bundan dolayı. Başakşehir son dakikada attı. Çünkü Başakşehir takımı aslan gibi top oynuyor. O ayrı bir şey. Abi ya. Bugün Beşiktaş takımına bakıyorsun. Bu futbolun adaleti yoktur. Futbol nankör bir oyundur. Bu topun top gariptir. Nereye gideceği belli olmaz. Doğru. Top gariptir. Bugün vuruyor adamın kafasını. Oradan kaleci çıkıyor. Gidiyor oraya. Kaleci kalesinde dursa belki top şöyle eline gelecek. Bu ayrı bir şey. Sinancığım aynısını Fenerbahçe hatırlar mısın? Edu Diresena, Volkan birbirine girdiler. Nonda attı. Evet Nonda birbirine düştü. Boş kale Fenerbahçe Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi. Aynı bunlar, böyle. Kaleci bunlar çıktı. Futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş takımı evet. Antrenör hataları olabilir, bir takım kadro hataları olabilir, oyuncu formsuzlukları olabilir, her şey olabilir. Ama yorgun olan, çok maç oynayan bir Beşiktaş futbol takımı var, yorulan bir futbolcu grubu var bunun yanı sıra. Ondan dolayı Beşiktaşları tebrik ediyorum. Hep bunlar geliyor. Kartal fotoğrafları geliyor. Onun için Beşiktaş hocam sen rahat ol. Beşiktaş falan biz Ertem'de ben kimse Yusuf falan ben etmiyor. De rahat olayım mı? Sen çok rahat ol zaten. Abi rahat ol. Beşiktaş abi takımı, sen öyle diyorsun. Beşiktaş'ın Ahmet Hoca kaybedecek bir şey yok. Benim var kaybedecek bir şey. Bir şey ben demedim mi ben? Allah bir şey söyleyeceğim. Allah her şeyi biliyor. Allah'ın takdiridir sonuçta. Ayrı bir şey. Tabii. Ama eğer bu işte biraz futbolda adalet varsa doğru, bu Beşiktaş takımı, bu Beşiktaş futbol takımı çok yazık olur bu şampiyonluğu. Ya. Vallahi bak, yazık Başak olur Başakşehir'de bir şey demiyorum. Ama bu Beşiktaş takımı şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor ve Allah'ın izniyle de olacaktır. Yani Yusuf etmez. Beşiktaş hiçbir zaman Yusuf etmez. Ve bugün Beşiktaş'ta Fenerbahçe berabere kaldı. Bu kadar Beşiktaş, çok sevindi. Helal olsun. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Demek ki çok büyük bir takımmış. Büyük bir bu zamana kadar evet. Korku salmış ki beraberliğe seviniyorlar. Aynen öyle. Aynen da, öyle falan değil bir saniye Abdülkerim ya. Abi. Tamam da aynen öyle bak, diyorsun Sinan abi. Fener'e Abdülkerim abi özür dilerim. Ramazan Abay. Sizi hastanenin yoğun bakımında olsun, takip Ramazan. Ediyorum. Herkese selamlar. Şampiyon Beşiktaş demiş. Eyvallah bir Ramazan. Bir tam ekran ekrana ver. Senin tam ekran. Kardeşim tam ekran bir verelim. Şifa Allah versin şifa Allah şu anda hastane köşelerinde amin. Bizi Allah izleyen bütün herkese. Eyvallah Ramazan'cığım. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah şifalar versin. Sizi hastanenin yoğun bakımında da takip ediyorum. Herkese selamlar. Şampiyon Beşiktaş demiş Ramazan Abay. Ben olsam Beşiktaşlı Ramazan futbolcuların canım. Yerinde ya da Şenol Hoca'nın yerinde kalan 4 haftada soyunma odasında her yere bunu asarım. Ve bunu astıktan sonra da sahaya öyle çıkarım. Beşiktaş'ta bir şeyler eksik. Ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum evet. Üstadların yanında. Benim yorumlarımı yarın Fotomaç gazetesinde bulabilirsiniz. Zeki Uzundurukan yönetimindeki Fotomaç gazetesinde son derece önemli derbi haberleri var. Derbinin ertesinde neler yaşandı. Fotomaç'ta bulabilirsiniz yarın. Benim yazımın başlığı içeride sevgili seyirciler. İçeride. Evet içeride. Fabri'ye biraz böyle kısmen yanaştım. Evet. Dokundurmadım. Fabri'ye biraz yanaştık. Ne olduğunu yarın görürsünüz. Fotomaçta bulabilirsiniz. Ertem kandın. Şimdi 1,5 dakika, 1 dakikada ben bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Ama yani şunu söyleyeyim. Bir kere şunu bir daha tekrarlıyorum. Fenerbahçe Beşiktaş'ta berabere kaldığı için sevinmiyor.
Fenerbahçe bir derbi mağlubiyetini bu seneyi derbilerde yenilmeden kapattığı için seviniyor bir. İkincisi 9 kişi kalmış. 1-0 mağlup 90+4'te kim hayır, olsa sevinir. O değil bence. Biliyor musun Abdülkerim? 1-2 şunu Beşiktaş söyleyeyim. Beşiktaş gibi büyük bir takım. Hayır abi Fenerbahçe de olsa aynısı. Ben abi tamam işte şunu Beşiktaş'ı söyleyeceğim. Şampiyonluk edeceğim diyor yani. Maç bize ikincilik kaybettirdi bu beraberlik. Ben üzgünüm normalde. Hayır. Bu beraberlik bize ikincilik ümidimiz vardı biraz. Doğru. O Başakşehir'i yakalama ümidimizi kaybettirdi. Bizi sevindirmiyor. Doğru. Bizi dediğim gibi 9 kişiyle son saniye golü herkesi sevindirir. Kaldı ki Beşiktaş ligin ilk yarısında Şükrü Saraçoğlu statında orta sahayı geçmeden oynadı ve 0-0'lık maça doğru, çocuklar gibi sevindi. Doğru. Sevinir. Doğru. Bak, Abdülkerim abi. Doğru. Yani seviniyor demek. Abdülkerim Osman'da bir puan almak iyidir. Evet. Evet ama deplasmanda bir puan almak ama Sinancığım, vallahi bu, yani. Bu bir puanın Fenerbahçe'ye zararı oldu. Zararı oldu. İkincilik şansımız kalmadı. Kimin? Onur. Biz üzülüyoruz, sevinmiyoruz. Böyle kilitlendi. Tamam verelim. Bu arada biraz önce duymamış Talat amca Gaziantep'ten. Talat Kılıç'a buradan selamlar. Abi kim bu Talat Kılıç abi vallahi ya? Bak. Canımız. Yaşlı bir amcamız. Amcamız bizim programımızı çok seviyormuş. Talat amcaya buradan sevgiler, selamlar, saygılar. Talat amca ellerinden öpüyoruz. Kucak dolu sevgiler, selamlar. Talat amca ellerinden öperiz. Rasim. Talat Kılıç'a Gaziantep'e selamlar. Bak, evet, avukatla şoförü Sinan abi. Avukata ve takım otobüsünün şoförüne bakar mısın? İsmi neydi abimizin takım otobüsünün şoförü? Aa babaya bak ya. Nasıl seviniyorlar gördün mü? Ama kaptan pilotu gibi değil mi? Uçak ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar da fazla değil mi? Bir birlik beraberliğe çak yakılır mı ya? Erten maç bitmiş. Ya Abdülkerim abi bunu sen söyleme. Erten bak bunu sen deme. Abi, sen 4-0 kazandığında bir de sevinmeyen bir adamsın. Ertemciğim. Bunu sen söyleyince tezat oluyor. Hayır. Çelişkiye düşüyorsun. Şimdi bu söylenen maçı bitmiş. Dinle bak. Bir dakika. Şimdi bizim Volkan'ın. Çak yapıyor. Bir birlik bak. Maç bitmiş. Malum Fener. 9 kişi kalmış. Bak, siz deli misiniz? Bizim Volkan, Apo 2 dakika 15 dakika 10 dakika oynamışsın Apo. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak, insanlar yani. Arkadaşlar, şimdi bak, şunu söylemek çok istemiyorum. Benim kardeşim olduğu için Volkan'ı severim. Ne dedi abi? Bak söylemeyeceksin böyle şeyleri. Ne dedi? Abarttı mı? Galatasaray maçında ne dedi? Galatasaray beraber kalınca sevince ne dedi? Beraberliğe seviniyorlar diye Galatasaray gönderme yaptı. Dedi vallahi. Doğru. Abi yapmayacaksın. İşte bunları bugün de Volkan bakıyorsun. Beraberlikte ya maç bitmiş ver. Sinan 9 kişisin bak, bak Sinan abi doğru bir şey söylüyor. Abi 9'a 8'e katılma iddialar. Allah aşkına hiçbir, ya. Apo bir dakika. Apo niye oradan bakıyorsun ya? Kalecisiz yani 5 dakika oynamışsın abicim. Tamam şimdi ne oldu niye bir şey demiyorsun? Apo 5 dakika 10 dakika oynamışsın ki yani. 9 kişi ne yapacak tamam da, ya? Tamam da abicim yani. 2016. Yani insanlar Allah bize beraberliği sevinmeyi nasip etmesin. Buyur yani. 0-0'lık beraberlik derbi sonrasında. Bak kardeşim bir takım oyununu düşün. 90. dakika maç bitmiş. Hiçbir ümidin kalmamış. Cemal Karakaş otobüs kişi, kaptanı. Cemal Karakaş. Cemal abi. 9 kişi kalmışsın. Siz şey mi istiyorsun? Bak ben gol sana demiyorum. An, pardon. Kerim abi. Pardon. Top Beşiktaş filelerine girdiği an Volkan'ın da o şöbüründe şey herkesin böyle ağlaması ama lazım. Ama beraberliğe seviniyorsunuz. Seviniyorsunuz sonuçta. Avukatla Cemal abi seviniyorlar. 30 yıllık ya takım otobüsü şoförü ki Cemal abiye saygılar sunuyorum burada. Adam son saniye mağlup mu dönsün otobüste? Ya Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin diyor Volkan Demirel. Etmiyor bunu zaten. Kaleci söylüyor. Etmiyor zaten. Sinan abi onu hatırlatıyor size. Tamam ya şey etmiyor. Bak, etmiyor. Ben kardeşim Allah Allah. Abdülkerim abi ben Volkan'ı çok severim bak. Ben bir şey söyleyeyim. Volkan dedi ki benle kavga etti ya. Tamam doğru Volkan söylemiş. Volkan Demirel söylüyor bunu. Doğru söylemiş. Bir büyük takım. Ama seviniyorsunuz bugün. Maçtan sonra kim ortalığı mı yıktı futbolcular? Gol anında sevinmez mi insan? İnsan mağlupken bir gol attı mı gol sevinci yaşar. Avukatla Cemal abiyi bir gösterelim. Ne var ne yapmışlar? Avukatla Cemal abiyi bir görelim. Nasıl ne yapmışlar? Hocam mağlup oldu. Bahsettiğin adam Zenit'e UEFA kupasını getirmiş adam. Ne oldu? Bir Beşiktaş'la beraber adam kaldı diye çak yapıyorlar ya. Adam mağlup mu dönsün 9 kişiyle? Ertem bak çok acıklı bir durumdasın. Kim? Sen. Sinan abi ben acıklı bir durumdayım. Kim abi şu anda acıklı? Ben siz bir birlik beraberliğe seviniyorsunuz şu anda. Hiç öyle bir şey yok. Takla attınız 0-0 kaldınız diye. Nerede? Saraçoğlu'nda. Nerede? Çenol Güneş Enderli'nde takla attınız. 0-0 biten maçta. Ben 1-1 berabere kaldık diye bak. Dur. Mikrofonun birini çıkarayım ayıp olmasın. Ertem. Beşiktaşlı Ertem olarak söyleyeyim. Ben 1-1 kaldık diye. Ertem bugün senin halini gördüm. Bugün bak, senin halini ediyorum. Gördüm. Şu yayına bile 6 tane vitamin ilacı alarak çıktın. Ayakta durdun. Tamam. Abi, doğru. Ha. İşte bir berabere kaldık etkilendi diye. Çünkü değil, etkilendi. Son saniye golü seni yıktı. Maç normal 0-0 bitse sana hiçbir şey olmayacak. Baktın 9 kişi kalmış Fener. O mu beklerken kalene çekilmişim. Bir de gol olunca doğru hayatın kaydı. Kaleye çekilmez. Evet. Evet. Sen orada bir Şenol Güneş hastalığıdır ama bu. Ama maç konuşuyor. Bir Şenol Güneş evet. Hastalığıdır yüklen, bu. Yüklen Ertem yüklen. Maç konuşamıyoruz bir Ertem. Bir Şenol Güneş hastalığı bu yüzden. Orada var ya. Yanacaksınız orada, yani. Orada görüntüye bak.
ne var? Dönüyor. Dönüyor. Ne var? Gel diyor. Tamam mı bak? Cemal gel diyor. Çak bir bir berabere kaldık diyor. Vallahi Allah kahretsin. Yani nereden gol attılar ya? Keşke atmasaydınız. Cemal'cim keşke bu gol olmasaydı da sen de şey arabanı sürseydin ya. Ben bu görüntüye bir şey demiyorum. Ben Apo'yla baş edemeyeceğiz abi. Volkan Demirel'in şey sözünü hatırlatıyorum tekrar. Abi sözünü hatırlatıyoruz. Getir sözünü. Buyur Sinan abi sen okur musun? Ya Ertem'cim kaç dakika Fenerbahçe kaç dakika? Peki bir şey söyleyeceğim size. 9 kişi oynadı ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Gören der ki 60 dakika falan oynadı abi 10 dakika kırmızı oynadı ya. Sinan'cim bir şey söyleyeceğim. Beşik Fenerbahçe takımı maç berabere bitti. Ne oldular? Sağ ortasında galip beraberliği mi kutladılar? Adamlar çekti gitti. Bak avukat ne diyor? Sercan soruyor. Çekildi gitti. Ayaküstü yani. Sercan soruyor. Hangi Sercan? Beşiktaşlı Sercan mı? Yok Bursasporlu Sercan Yıldırım. Beşiktaşlı Sercan dikme bizim mi? Bizim Sercan'ı diyorum ya. Sercan, Sercan dikme Beşiktaşlı. Ya soracak avukat tabii bak. Bir puan için mutlu musunuz? Happy always. Special in the way, we got the point. We were lucky. But sometimes you need a little luck bak. In life. Evet. Bak. Evet. Sevinmiyor. Evet. Ben tam tersini söylüyorum. Evet. Nedir yani? Bugün Beşiktaş mağlup durumda olsaydı da 94'te iki kişi eksikken beraberliği yakalasaydı sevinmeyecek miydi Beşiktaş? Hocam tersten girme. Bugün olanı söyle. Ya tamam lan. Tersten deme. Ya ben sana bugün olanı söyleyeyim mi? Evet, ben bugün olanı söyleyeyim mi? Sen gol attığı için sevinmesin diyorsunuz. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı 94. dakikada futbolda pek rastlanmayan 9 kişiyle %95'lerden %70'e indi. Fenerbahçe yıldız taktırmama anlamını istemez. Bu kadar basit. Reklama gidiyoruz o zaman. Olur gidelim. Reklamdan gidelim. Sonra beraberiz. Tweetlerinizi ve fotoğraflarınızı bekliyoruz. Ertem'ciğim Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda tek maç senin sahanda seni yendi ve eledi kupadan yine sevinmedi. Yine sevinmedi. Bu ne ya bu? Abdülkerim abi biz ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Fenerbahçe'ye... Bir dakika bir mikrofonu çıkartayım bir tanesini söylüyorum. Fenerbahçe'ye uğraşanın çocuğu olmak söylemiyorum. Sunucu Ertem Şener olarak söylemiyorum. Sunucu Ertem şu an bitti. Sinan Engin'in talebesi Sergen Yalçın'ın bir sözü vardır. Siz 9 kişiyle ve kalecisiz bir şekilde Beşiktaş'ı yenmediğiniz sürece sevinmedin mi? Beşiktaş Fenerbahçe sevinmedin derbi mi? Derbi değildir. Evet, derbi değildir. Hadi bakalım.